Enflasyon haritasını bulduysanız, gösterme şansınız eğer olacaksa Buldum ve aslında evet olacak. o 2013 enflasyon yılını haritası, buldum ama şimdi reklam evet, arasına gittiğimizde sizden rica ben de şey edeceğim. yaparım. 2021 Enflasyon yılını haritası bulacağız. aslında kötü yönetilenler haritası. Ne kadar kötü yönetiliyorsanız o kadar çok enflasyonunuz var. Ben enflasyonu zaten Türkiye'de şimdiye kadar hiçbir hükümet tarafından çok ciddi alındığını düşünmüyorum. Sizin bir yasa öneriniz var. Bütün Merkez Bankası evet, başkanlarına ilişkin enflasyonla mücadele ve 5 yıl görev süresi önceliği getiriyorsunuz. Şöyle, bizim önerimiz parti programına da koyduk. Biraz çarpıcı olması için de şöyle süsledik. Dedik ki bir Merkez Bankası başkanı hiçbir şekilde görevden alınamaz. Sadece 2 yıl üst üste belirlenen enflasyon hedefini tutturamazsa Merkez Bankası Başkanı meclis tarafından görevinden alınır. 2 yıl üst üste belirlenen enflasyon hedefini evet, tutturamazsa. Yani %5 şu anda. Bu kafa yani bu kriterle değil 4 ayda bir her ay zaten değişmesi gerekiyor. İşte 2 yıl. Yani. Hani. Evet, öyle. Anlıyorum da yani çok önem açısından. Yani enflasyonla ciddi mücadelenin dışında bir Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınamayacağını programımıza koymuştuk. Zaten şu anda enflasyonu düşüremedi diye hiçbir Merkez Bankası Başkanı'na hesap sorulamıyor. Bir güzel her sene birbirlerine mektup yazıyorlar. Şaka gibi. Hani o mektuplarda artık özelliğini yitirdi. Copy paste bir mektup haline dönüştü. Merkez Bankası Başkanları görev devrederken birbirlerine hayır, hayır. Enflasyon hedefini tutturamadığı zaman %5'in üzerinde şu anda enflasyon olduğu zaman 5'in üstüne 2 puan aralık koyar. Evet. 7'nin üzerinde bir aralık 7'nin üstünde bir enflasyon olduğu zaman her sene Merkez Bankası hükümete mektup yazar. Tutturulamadı. İşte şundan dolayı tutturulamadı diye. Ne kadar güzel. Peki bunun bir hesabı yok mu? Bunun bir hesabı yok. 10 sene, hayır, yani 10 senedir bu mektup yazılıyor. Olmaz mı? Mektubu yaz, evine çekil yani. Yani sürekli bir mektuplaşma içinler. 10 senedir bu mektup sürekli olarak yazılıyor. Bu mektubun yazılmadığı sene 1 veya 2'dir veya 1 senedir herhalde diye düşünüyorum. İnanamıyorum bu anlattığınıza. Evet. Peki şimdi bir başka hesap var ama Özcan Kadıoğlu, Dünya Gazetesi evet, yazarı, değerli bir ekonomist. Siz dediniz ya Merkez Bankası kararlarıyla ilgili ve enflasyonist ekonomilerle ilgili hata üstüne hata yapılıyor diye. Özcan Kadıoğlu bir hesap yapmış. Bir hesap yapmış. Diyor ki Özcan Kadıoğlu küçük bir matematik hesap yapıyorum diyor. Küçük bir matematik hesap yapıyorum. Kamu dış borcu stokunu söylüyor Türkiye'nin. Şöyle yaklaşayım. Kamu dış borcu stoku Türkiye'nin şu anda 106 milyar dolar. Evet. Cuma akşamı yani Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alındığını bilmezden önce yatmaya hazırlandığımız saatlerde dolar 7.21 kurdan kapanmıştı. Pazartesi sabahı 8.47'den döndüğünü biliyoruz. Evet. Diyor ki Özcan Kadıoğlu şimdi diyor 106 milyarı kur farkıyla çarpın. Bulduğunuz rakam sadece kamu borcundaki artışı işaret eder doğru, diyor. Hesaplamış bunu. Tweetinin bir bölümünde o da var. Nasıl bir rakam olduğunu hesaplamış. Aşağı yukarı işte 1,5 TL'yi 106 milyarla çarpacağız yani. Yani %10 arttı. 10 milyar dolara yakın bir şey yani. 10 milyar dolar. Evet yaklaşık 80 milyar liralık bir artış oldu borcumuz. Bu parayla diyor 2 Avrasya Tüneli. Birçok köprü, çok daha fazlası olur. 1500 metrelik, kilometrelik bir hızlı tren hattı yapılabilirdi. Her bir kuruş arttığında yani 7.21 iken 7.22 olduğunda hazinenin borcu yaklaşık 1 milyar lira kadar yükseliyor. Tabii Özcan Bey de bütün iyi niyetiyle koymuş ama ben birkaç rakam daha ekleyeyim buna. 106 milyar dolar sadece dış borcumuz. Kamu borcu ve kamu dış borcu. Bunun dışında tabii, reel sektörün kamu, kendi... Yine ben kamudan yola çıkıyorum. 450 milyar dolar değil mi hocam? O bütün Türkiye'nin borcu. Kamu dış borcu 106 milyar dolar. Ama Berat Bey'in bize hediye edip bıraktığı kısımda bir de 30 milyar dolara yakın kamunun iç döviz borcu var. Bu sıfırdı 2017 yılında. Berat Bey döneminde 36 milyar dolarlık bir iç döviz borcu bıraktı. Şu anda da 32 milyar dolar seviyesinde bitmedi. Bir de kamu özel işbirliği projelerine devletin verdiği döviz garanti, cinsi garantiler var. Onlar buna dahil değil. Onlar buna dahil değil. Onların da bugünkü tutarı 152-153 milyar dolar seviyesinde. Hesap ettiğimizde 250 i̇çinden milyar dolar gibi bir rakama evet, geliyor. Evet. İçinden, Türkiye ekonomisi içinden çıkabilir evet, mi bu ve matematik? Ve şöyle bir şey söyleyeyim size. Türkiye'nin dış borcunun yaklaşık 1,5 katı yani Türkiye kamunun dış borcunun 1,5 katı kadar bir kamu özel işbirliği taahhüdü 2008 ile 2013 yılları arasındaki 5 yıl içerisinde verildi. Yani 5 yılda Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı dış borcun 1,5 katı kadar bu kamu özel işbirliği projeleriyle
müteahhitlere garantiler verildi, döviz cinsi garantiler. 3-4 ve bu program döviz, ayrılabilir sadece bu konuda. Bu döviz cinsi garantiler. Şey yani asıl benim akıl yani. Rakamlar nasıl böyle küçük gibi geliyor yani değil mi? Milyar dolarlardan bahsediyor. Hani böyle, nasıl ödeyeceğiz? Tabii. Yani 81 milyon insan çılgın gibi çalışıyor. İnsanlar asgari ücretle çalışıyor. Birçok işte emekçilerin maaşıyla, işçi maaşlarıyla çalışıyorlar. Nasıl ödeyeceğiz? Çocuklarınız, torunlarınız da nasıl ödeyecek? Onlara yazdı tabii bu borç. Tabii. Nasıl ödeyeceğiz? Ve ikincisi bunun sorumlusu kim? Kim? Yani birisine bir yani bu çöküş yaşanırken kim sorumlusu diye sorduğumuzda muhatabımız kim? Umutcuğum, şimdi tekrar kulislerden biraz devam edelim diyorum. Bu boynu kalın tweetleri. Boynu kalın tweetleri tabii enteresan tweetlerdi. Bugün Yiğit Bulut yine bütün gün ekranlardaydı. Bu konu da soruldu. O da böyle bir işte bir mesaj verdi falan bununla ilgili. AK Parti'nin içinde böyle bir tırnak içinde Ayasofya imamı çatlağı mı var? Birinci sorum. İkinci sorum, boynu kalının Diyanet İşleri Başkanlığı'na da getirileceği söyleniyor. Ali Erbaş'ın gideceği. Böyle bir duyum var mı? Son söylediğin cümleyle ilgili bir şey duymadım ama Diyanet İşleri Başkanı'ndan farklı davranmıyor aslında. Sanki öyleymiş gibi davranıyor. Yani şunu sormak lazım. Türkiye laik bir cumhuriyet, laik bir hukuk devleti. Yani bir imamın verdiği sufleyle mi yönetilecek bu saatten sonra? Evet, AKP içinde boynu kalın çatlağı yok mu? Var. Bülent Turan cevap verdi. Uzun bir aradan sonra 3 ekrana çıktı bugün yanılmıyorsam Yiğit Bulut. O da ekonomiyle ilgili konuştu ama sosyal medyadan cevap verdi. Yayına girmeden önce bir haber düştü ajanslara sevgili Özlem. Konya, AKP'nin kalesi. Esnaflar yanılmıyorsam ya kaymakamlık ya valiliğin önüne gidiyorlar. Dükkanlarımız neden kapalı diye soruyorlar. Polis de diyor ki dağılın. Hayır, dağılmayacağız diyorlar. Çok yüksek oy oranları var Konya gibi bir yerde AKP'nin. 14 tane de milletvekili var. Diyor ki esnaf, ya ceketimizi assak %80 oy alırız, devri bitti. Sandık gelince görecekler diyor. Şimdi bu tür eylemler olduğu zaman, bu tür söylemler olduğu zaman AKP ne diyor? Onlar da bir avuç CHP üyesi. Yani ayarlanıyor, gidiyorlar, bunları yapıyorlar ama sadece Konya'dan değil bu yükselen sesler. O yüzden şunu söyleyeceğim. Yani boynu kalın istediği kadar tweet atsın, istediği kadar bu cümleleri kursun. AKP'nin, Murat da söyledi, radikal olarak hani adlandırılacak kesimin içerisinde belki hoşuna gidenler olabilir ama aklı başında insanlar şu soruyu soruyor. Ya bunlar AKP'ye ne kazandırıyor? Zaten 35-40 arası, belki 40'ı bulamıyor anketler. Bugüne kadar hep sizler de programınızda konuşuyorsunuz, bizler de söylüyoruz. Hani 40'ları bulamıyor. Yani yapılan bu tür hareketler, yani belki AKP boynu kalının tweet atmasını istemiyor ama yani bu tür söylemler, bu tür mesajlar ne kazandırıyor AKP? O yüzden evet, çatlak var. Belki kelime tam olarak çatlak değil ama, değil ama tepki var. Tepki var. Yani, rahatsızlık var. Çok ciddi bir rahatsızlık var Umut. Ben birçok AKP'liyle konuştum. İsimlerini hani vermem doğru olmayacak. Milletvekili düzeyinde ve aynı zamanda il başkanı, ilçe başkanları düzeyinde hepsinden çok büyük bir rahatsızlık var. Mesela bu sözüm ona hilafet çağrıları var. Aynı keza bununla ilgili de yapılan bazı açıklamalar var. Çok büyük tepkiler onlar. Yani bunlar resmen diyor şu anda bize farklı bir noktaya çekmeye çalışıyor ve toplum nazarında da bizi farklı noktaya farklı şekilde göstermeye çalışıyorlar diye tepki gösteriyorlar. Ya bu sevgili Murat, artık hani koronayı da değil cebini düşünüyor, canını değil cebini düşünüyor insanlar. Konya'dan yansıyanlar, Türkiye'nin farklı illerinden yansıyanlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İşte farklı gelişmeler de var. HDP'nin kapatılması gibi, İstanbul Sözleşmesi'nin bir gecede iptal edilmesi gibi. Konu başlıkları çok. Hani bunların AKP tabanında, Murat da söyledi, ben de isim vermek istemiyorum. AKP aslında hiçbir şey kazandırmayacağı, daha çok alacağı. Yani bu oy olur, başka bir şey olur ama tabii sandıkta görecek hep bunlar. O yüzden rahatsızlık var mı? Evet, var Özlem. Peki. Şimdi ilk reklam arasına gidiyorum. Çok pardon.